arıyla ilgili bir haberi. Türk arıcılığına çok önemli bir ödül geldi. Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağ eteklerindeki arıcılık yapan Şenli ailesi ürettikleri bal ile İngiltere'nin yolunu tuttular ve Londra'da tam 54 ülkeden gelen ballarla birlikte bir yarışmaya girdiler ve altın madalyayla geri döndüler. Şimdi çok önemli, çünkü neden çok önemli? Bir süre sonra AB'nin onayını alan balımız çok daha farklı noktalara gidebilecek. Şimdi bal demek çok kıymetli. Şöyle bir şeyler söylüyorlar, onları da size okumak istiyorum. Bingöl balı bu sene AB'den aldığı coğrafi işareti bizleri çok mutlu etti diyorlar. Avrupa Birliği coğrafi işaretinden sonra İngiltere'de yapılan 54 ülke arasındaki Bingöl balı evet birincilik kazandı ve neden önemli? Çünkü ihracatta daha kolay olacak işler diyorlar. Önümüz açılacak diyorlar ve Bingöl balını daha da çok duyuracağız diyorlar. Şimdi bu bal konusu önemli. O yüzden konuğuma dönmek istiyorum. Konuğum da Ahmet Can Şile Arıcılar Kooperatifi Başkanı. Ahmet Bey merhabalar. Merhaba Balcişek Hanım. Şimdi ben çok önemsiyorum bu işi, çünkü gerçekten de dünyada markalar böyle oluşuyor. Bingöl balı da böyle bir şey. AB'de önce AB'nin onayını aldılar, sonrasında İngiltere'de altın geldi. Siz neler diyeceksiniz bu konuyla ilgili, biliyorsunuz diye düşünüyorum. Tabii ki Balcişek Hanım. Biz de arıcıyız. Arıcılıkla ilgili bir kooperatifin başkanlığını da yürütmekteyim aynı zamanda. İstanbul Şile'de yapmak bu faaliyetimizi. Ülkemiz öyle bir coğrafyada yer alıyor ki inanılmaz çok güzel ürünler çıkıyor. Özellikle arı ürünleri konusunda. Ülkemizden uluslararası yarışmalara gönderilen balların hemen hemen tamamı ödülle dönüyor. Yani bu bizim için çok önemli bir veri aslında baktığımız zaman. Tabii ki Bingöl balı bizim için çok değerli. Avrupa'da bal üzerine ilk coğrafi işaretli ürünü alan balımız, yani ürünümüz. Dolayısıyla bizim için öncü bir balımız. Ve Ahmet Bey, şunu sormak istiyorum. Şimdi biz Türkiye'de çok iyi bal yapıyoruz. Biliyorum bir sürü yerde var. Bingöl'de bunlardan bir tanesi. Şimdi bizim balımızın özelliği ne? Genel olarak soracağım. Bir de bal büyük bir mucize. Dünyada hakikaten bir sürü şeye de iyi geliyor. Bunlardan da biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Yani bizim balımızın özelliği aslında bizim doğamızdan geliyor. Yani doğamızdan gelen nedir aslında? Baktığınız zaman doğal yaylalarımız, doğal kırlarımız, doğal ormanlarımız. Bakın bu ormanlarımızdaki orman ballarımız, kestane balından tutun meşe balından diğer ballarımıza kadar. Yine yaylalardaki kır çiçek ballarımız. Yine bizim konvansiyonel tarım dediğimiz yerlerdeki ayçiçek balımız, yani en ballarımız. Bunlar inanılmaz değerli ürünler ve coğrafi anlamda da bölgelerimizin tamamında hemen hemen yılın tamamında bal üretebiliyoruz. Bu bize nasip olan bir şey. Baktığınız zaman sezonun ilk başında narenciye balıyla başlarız. Sonra baktığınız zaman yayla balı, peşinden kestane balı. Onun peşinden yine baktığınız zaman konvansiyonel tarımdaki dediğimiz ayçiçek balları ve diğer ballar. Mesela en sonunda çam balıyla da sonlandırırız. Bu nedir? Yılın tamamına yayılan bir üretim sürecidir. Tabii ki sadece bal değil. Bal, siz biraz önce çok dediniz, bal çok değerli bir ürün. Gıda anlamında, baktığınız zaman şifa anlamında çok değerli bir ürün, ama balın yanında esas diğer ürünler de var baktığınız zaman. Bizim polenimiz de çok değerli. Evet. Bakın, polen, yani baktığınız zaman doğada insan hayatının yaşamını sağlaması gereken, yaşamını idame ettiren bir ürün. Aslında arılar bunu kendileri için üretiyor, ama aslında diğer taraftan insan hayatının yaşamını idame ettiriyor baktığınız zaman. Ahmet Bey, bir de son zamanlarda dünyada çok büyük trend oldu biliyorsunuz. Özellikle de pandemi döneminde çok propolis konuşuldu, değil mi? Biz bunu da üretiyoruz bildiğim kadarıyla. Tabii bu konuda da çok güzel girişimcilerimiz var. Çok değerli girişimcilerimiz var. Bu konuda da dünyaya açılan girişimcilerimiz var. Yani propolis dediğiniz gibi pandemi ve daha öncesinde aslında kanser tedavisine kadar büyük ciddi araştırmalar var. Bunların üzerinde de ülkemizin Anadolu propolisi şu anda dünyada söz sahibi. Ciddi anlamda söz sahibi. Yani bu da bizim coğrafyamızdan gelen özelliklerin işte arı ürünlerine yansıması. Bunun yanında arı sütü çok değerli bir ürün. Poleni biraz önce söylemiştik. Arının her türlüsü, arının bakın zehri bile şifa değerinde. İğnesi soktuğu zaman mesela bize şifa değerinde iş yapıyor. Şimdi düşündüğümüz zaman zaten bu işte bütün şeylerle oynuyoruz ya, hani doğanın dengeleriyle hep denilir değil mi? Arılar olmazsa doğanın dengesi bozulur diye. Tabii ki, yani bu Einstein'ın sözüne atfedilir, belki öyle bir sözümüz var. 4 yıl 5 yıl gibi bir zamandan bahsediyor. Gerçektir bu, yani bu kıtlık gelir bunun peşinden. Arıları olmadığını düşündüğünüz zaman aslında arılar kendi hayatlarını idame ettirmek için ne yapıyor? Polen, çiçeklerdeki polenleri taşıyor, birbirine taşıyor. Onların döllenmesini sağlıyor. Ve yani sadece bizim tükettiğimiz ürünler olarak bakmayın. Yabani hayattaki bütün çiçeklerin de böyle şey yapıyor. Ve arılar bunun %80'ine yakın zamanlı şeyini polenizasyonu yapıyor. Dolayısıyla arılar olmazsa bizler yani dediği gibi belki 5-6 yıl sonra kıtlıkla mücadele edeceğiz. Ondan sonra da insan hayatının belki farklı yönlere doğru gidecek yani. Ahmet Bey, bir noktayı daha sormak istiyorum bitirmeden. Özellikle sahte balla ilgili çok fazla haber geliyor biliyorsunuz. Bu da çok tehlikeli ve çok kötü bir şey. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz? Ne yazık ki ülkemizde yani bal sektöründe böyle bir oluşum var. Yani ciddi anlamda çok sahte ürünler var dışarıda. Sahte markalar var, sahte firmalar var. Öyle ki mesela çilekestane balı diyorsunuz. Çilekestane balının hemen yanında başka bir şeyle çilekestane balı ismini kullanarak ürün üretiyor. Bingöl balı diyorsunuz. Bingöl balı adında... Peki sahte balı nasıl anlayacağız biz Ahmet Bey? Bir kere üreticiden almaya dikkat edeceğiz. Yani bunun en önemli kısmı üreticiyle birebir temas edeceksin. Ülkemizde aslında baktığınız zaman dünyada arı ürünleri üretenler konusunda 2. sıradayız baktığınız zaman. Koloni sayısı bakımından Çin'den sonra 1.'yiz baktığınızda. Bu ne demektir aşağı yukarı? Yani aslında 200-300 aileden bir tanesi arıcı demektir. Türkiye'de ciddi anlamda arıcı var. Ve bunlara ulaşabilmemiz lazım. Artık teknolojiye çok yakın, bir telefonla ulaşabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi birincisi arıcılara. İkincisi kurumsal yapıya. Kurumsal yapı çok önemli. Yani burada markalaşma analizleri var mı, markası var mı, bunun denetimi var mı gibi şeylere dikkat etmek gerekiyor. Tüketicinin yapabileceği şeyler bunlar aslında. Onun dışındaki şeyleri yapması çok mümkün değil. Analiz yaptırması gerekiyor. Her bir analizin maliyeti ciddi anlamda yüksek. Dolayısıyla tüketici o anlamda şey yapamaz. Güvenilir, ödül almış, değerli ürünlere yönelsinler. Yani arıcıya yönelsinler aslında bak. Ahmet Bey, çok teşekkür ediyorum. Biz anladığım kadarıyla bal konusunda da dünyada bir marka olmaya doğru ilerliyoruz. Çeşitli illerimiz dolayısıyla. Tabii ülkemizin bütün illerinde bu faaliyet yapılmakta. Yani Çambalı konusunda bakın, Çambalı dünyada 1.'yiz. Yok başka, yani %95'ini Türkiye üretmekte. Yakında Çambalı da Avrupa Birliği'nden tescil olacak. Belki biz de kestane balını Avrupa Birliği'nden tescil edeceğiz. Yani bunlar bize Bingöl'ün yolu açtı. Biz de bunun arkasından devam edeceğiz. Hakikaten dediğiniz gibi çok değerli ürünlerimiz var. Ülkemizin her bir köşesinde çok değerli ürünler var.